olduk. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz bu topraklarda Kahramanmaraş'ımızın yetişen neferleri olarak hayatımızın büyük bir kısmını aldığımız, içimizde bulundurduğumuz milliyetçilik damarlarımızın ülke ocaklarından yetişmemizden dolayı bu şekilde kendimizi, yani şöyle söyleyeyim, yetiştirip geldik. Ocağın içinde yetiştik. Biz ocağın suyunu içtik, çayını içtik, insanlığını ve ocağın adaletini gördük. Biz bu memlekete sahip çıkacağız. Bu memleket bizim memleketimiz. Yani asrın felaketini yaşadık. Şu anda ilçemiz çok zor durumlarda. Çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Özellikle toplumun yaşamış olduğu zor kesitler var, zor şeyler var. Onların nasıl şekilde, ne yaparak, nasıl olarak bunlara çözüm bulmak amacıyla, yani vatanımıza, milletimize, ilçemize sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi, yetiştiğimiz ülke ocaklarından aldığımız eğitimden, ahlaktan, özgüvenden, bilinçlilikten dolayı biz bu işe kendimizi baş koymuş bulunmaktayız. Yani Kahramanmaraş'ımızın kurtuluşunda Sütçüman ve yanındaki bütün insanlar, hiç kimse yani onlara şöyle yapın, böyle yapın denmedi. Bunlar görevden vazife alarak, yani benim gibi içinde bulunduğumuz zor şartlardan kendi kendimize vazife çıkararak bu yolda birlikte, yani üç hilalın sancağının altında birlikte dimdik yürümek amacıyla adaylığımı açıkladım. Ve toplumun çok büyük sorunlarından, içinde yaşamış olduğumuz durumlardan neyin ne olduğunu, her şeyinden haberdarız. Yani ilçemiz için daha iyi yaşanılabilir, daha güzel bir şehir, daha temiz bir yer, daha iyi bir bilinçli nesil olarak insanların sorunlarıyla belediyemizin daha güzel bir şehir, aynı zamanda tarih ve edebiyat şehri olduğu için bunları çok güzel bir şekilde dile getirerek ve çok güzel çalışmalar yaparak ilçemizi, ülke ocağımızın, üç hilalimizin, sancağımızın altında daha büyük kalkınmak amacıyla adaylığımı koymuş bulunmaktayım. Şimdi bu süreçte tabii ki her şeyin en iyisini Allah bilir. Yani Allah nasip eder, geliriz veyahut da gelmeyiz. Bu yani bizim için çok önemli bir süreçtir. Önemli olan şehrimizin birlikte kalkınması, şehrimizin birlikte düzenli bir şekilde toplum kurallarına uyarak, yani şöyle söyleyeyim, insan bilincindeki milliyetçiliği, özündeki akan damarlarındaki kanın kendine nasıl bir kişiliği olduğunu bilinçli bir şekilde yetişerek ülkemizdeki, yani Kahramanmaraş ilimizin Avşin ilçesinde tarihi ve kültürel olarak yapılan faaliyetlerin insan bilincine daha güzel bir şekilde, yani birlik ve beraberlik şeklinde, yani şehrimizi böyle nasıl söyleyeyim, kalkındıracağız. Yani ülke ocaklarında yetiştim ben. Ben her şeyi orada öğrendim. Ben her şeyi orada bildim. Her şeyi bana öğreten abilerim, başkanlarım vardı. Yani insan özünde olduğu gibi yaşamalı. Başka bir kişilerin tesiri altında veyahut da başka bir şeyin altında yetişmeyerek insan yapacağı işlem çok belli. Ülkesine, vatanına, milletine, ilçesine sahip çıkacak. Sonuçta bu yolda seçilmek de var, seçilmemek de var. Ha biz durmayacağız. Biz bunu seçilsek de seçilmesek de devam edeceğiz. Bizim ilçemizi kalkındırmak için her şeyi elimizden gelerek, her şeyin, yani her taşın altına elimizi koyarak biz bu yolda ne gerekiyorsa, öncelikle Avşin Ülke Ocakları olmak üzere ve kendi şahsım üzere her türlü taşın altına elimi koyarak ben bu yolda birlikte beni sevenlerle ilerlemeyi düşünüyorum.